Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 10. sınıf tarihi 1. dönem full özete hoş geldiniz. Sizinle beraber 10. sınıfta 1. dönemde işlenen ilk 3 üniteyi burada özetledik. Ve bu full özette sizin gireceğiniz 2. sınavda çok çok önemli bilgiler yer alıyor. Ve size yazılıda böyle çok güzel yer edinebilecek ve size yazılıda çok yüksek puan aldırabilecek bilgileri burada derleyeceğiz. Aynı zamanda 2 yıl sonra gireceğiniz üniversite sınavının içinde çok önemli bilgiler var burada. Bu yüzden mutlaka buradaki bilgileri not alalım. Yazıdan da çok güzel bir puan alalım. Hadi bakalım ilk üniteyle başlangıç yapalım. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ile başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi Milli Eğitim Temel Kitabı'nda size o dönemin haritası verilmiş ve aynı zamanda gelişmeler kronolojik olarak verilmiş. Ancak MEP kazanımlarında şunu ifade etmişler. Bunlar kesinlikle ezber yapılmıyor. Sadece sıralamasını bilelim. Hani 1072 ile 1308 yıllar arasında ne gibi gelişmeler yaşanmış? Onları bilelim tarzında. Mesela işte Anadolu'da kurulan ilk beylik olan Saltuklu Beyliği'nin kurulmasıyla bu süreç başlayacak. Daha sonra Türkiye Selçuklu Devleti kurulacak. Danışmentler, Mengücekliler, Çaka Beyliği kurulacak. İlk yıkılan, yani bu 1. Beylikler döneminde ilk yıkılan ise Çaka Beyliği olacaktır. Daha sonra Anadolu'ya bir Haçlı Seferleri süreci var. Ve akabinde Artuklar Beyliği kuruluyor. Katvan Savaşı var ki bu savaşla beraber Büyük Selçuklu Devleti siyasi varlığını sona erdirecektir. İkinci Haçlı Seferi'nin düzenlenmesi var. Zaten şu gelişmelerin hepsine az sonra ayrıntılı olarak değineceğiz. Sadece buradaki kronolojiye bakıyoruz şu an. 1157 yılına geldiğimiz zaman ise Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması var. Şurası yanlış ifade edilmiş. Yıkılması olacak. 1174 yılına geldiğimiz zaman ise Eyüp Devleti kurulacak. 1176'da Medio-Kefalon Savaşı var. 78'de ise Danışmen Devleti yıkılacaktır. 3. Haçlı Seferi'ni görüyoruz. Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, Selçukluların yıkılması, 5. Haçlı Seferi, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması var ki 4'e ayrılacak ve bunlardan özellikle İlhanlılar Anadolu üzerinde çok etkin olacaklardır. Mengüceklerin yıkılması var. Yassıçemen Muharebesi var ki bu muharebelerden ilerleyen süreçlerde bahsedeceğiz. Artuklar Beyliği'nin yıkılması, Babaya aklanması, Köse Dağı Muharebesi, Eyyubi Devleti'nin kurulması, Memlükler Devleti'nin kurulması, Aynıcalut Muharebesi, Haçlı Seferi'nin sona ermesi, Karamanoğlu Beyliği, Mehmet Bey'in burada Türkçe'ye resmi ilan etmesi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılması. Bakın bunlar kronolojik olarak verilmiş. Şimdi biz tüm bu gelişmelerin hepsini sırasıyla işleyelim ve bakalım. İlk olarak Oğuz göçleri ve Anadolu'yla bir başlangıç yapalım. Şimdi biliyoruz ki Türkler 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile beraber Anadolu'nun kapılarını açacaklardı. Ve 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasıyla Büyük Selçuklu Devleti bu savaşı kazanacaktı. Ve devletin başında Alp Arslan yer alacaktı. Alp Arslan komutanlarına şunu diyecek. Kılıç hakkı. Yani gidin Anadolu'yu fethedin. Fethettiğiniz yerlerin yönetimini size bırakıyorum. İç işlerinize serbestsiniz. Dış işlerinizde ise bana bağlı kalacaksınız. Nitekim Türkler Malazgirt Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde Anadolu'yu fethetmeye başlayacaktı. Tabii Türkler Anadolu'ya girmesinden sonra Türklerin de Anadolu'ya yerleşmesine kolaylaşan bazı nedenler olacaktı. Yani ne oldu da Türkler hızlı bir şekilde Anadolu'yu bu şekilde fethetti. Bir defa Anadolu'ya Türk akınların başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır vergiler alması ki halkın ağır vergiler altında ezilmesi, Bizans'a karşı tepkide bulunması, Bizans'a karşı güvenlerinin olmaması, yeni bir oluşuma güven duymaları ve istemeleri bir defa önemli bir etkendir. Yine Bizans'ın Ortodoks mezhebinden olmayanlara baskı uygulaması, yani dini baskıların burada olması, doğal olarak oradaki Ortodoks mezhebine sahip olmayan ve o mezhebe dahil olmayan insanların tepkisini çekecektir. Yine Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin zayıf olması ve buradaki o Bizans valilerinin, tekfurlarının halka kötü muamele göstermesi, halkın Bizans'a karşı olmasının temel sebeplerindedir. Yine Anadolu halkının adil bir yönetim arzusu. Ki Türklerin devlet teşkilatlanmasında ve kendisinden olmayan farklı mezheplere, farklı dinlere veya farklı ırklara sahip insanlara karşı hoşgörü politikası Anadolu halklarının burada Türklerin yanında yer almasının önemli bir göstergesi olacaktır. Selçukluların uyguladığı FETÖ yönet politikası ki az önce Alp Arslan'ın ifade ettiğimiz o kılıç hakkındaki temel politikası olacaktır. Yine Anadolu'nun Türkler tarafından yalnızca askeri yönden değil, aynı zamanda bakın sosyal ve kültürel yönden de Türkleşilmesi. Şimdi Türkler Anadolu'yu mesela herhangi bir yere fethettiği zaman önce orada bir ulu cami yaparlar. Daha sonra bu caminin etrafına böyle işte pazarlar yaparlar, işte işanları, okullar,
Yani bu caminin hemen etrafına sosyal hayat şekillenir ve bayındırlık faaliyetleriyle fethettikleri yerleri güçlendirirler, kuvvetlendirirler, imar faaliyetlerini desteklerler. İşte Türklerin sosyal ve kültürel yönden de bu bölgeleri Türkleştirilmesi ve zenginleştirmesi aynı zamanda Anadolu'nun fethini kolaylaştıracaktır. Orta Asya'daki siyasi baskıların, göçlerin devamını sağlanması. Bak, bu da çok önemli. Niye biliyor musun? Şimdi diyelim ki burası, şu kırmızı ile çizdiğim yer, eskiden gayrimüslim toplulukların Anadolu'da, işte Ermeniler, Rumların yaşadığı bölge. Şimdi buraya işte 50-60 topluluktan oluşan Türk aileleri geldi, göç etti. Şimdi doğal olarak bu bölgede bir azınlıktalar. Ama bak burada ne diyor? Orta Asya'daki siyasi baskıların, göçlerin devamını sağlaması. Orta Asya'dan hızlı bir şekilde Anadolu'ya bu göç hareketleri gelirse bu yeşiller ne olur? Yani sizin mesken yapılarınız daha fazla ışıyacak ve siz artık azınlık olmayacaksınız eskisindeki gibi. Ve doğal olarak bu gayrimüslim toplulukları azınlık içerisinde bu bölgede toplayacaksınız. Sizler daha geniş bir yapıda bu şehirlerde olacaksınız. Bu yüzden göçlerin devamlı oldukça önemli olacak. İmar faaliyetlerinde şehirde kalıcı Türk yapıların oluşması, yine gaza ve cihat anlayışıyla hareket eden Türklerin yeni yerler fethetme arzusu, Türk uçbeylerinin hoşgörülü ve adil politikalar izlemesi ki halkların adil bir yönetim arzularının temel sebepleri arasındadır. Yine Anadolu'nun siyasi ve coğrafi durumunda burada kalıcı iskan izlemesinin teşvik edilmesi ve Anadolu topraklarının burada tarım ve hayvancılığa elverişli olması nedeniyle Türklerin kalıcı politikalar izlemesi ve politikalarını tamamen bunun üzerine şekillendirmesi, işte Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran nedenler arasında olacaktır. Tamam mı? Bunlar bizim temel nedenlerimiz. Türkiye adının kaynaklardaki yerine gelelim. Şimdi Türkler Anadolu'ya geldi tabii. Anadolu'ya artık yurt edinmeye başladı. Peki bu Türkiye adı nereden geldi? Hani nereden oluşmaya başladı? Şimdi bir defa coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı, bakın, Turkiye şeklinde Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılacaktır. Ancak 13. yüzyıldan 14. yüzyıl, o sıralara geldiğimiz zaman, özellikle 11. yüzyıldaki o etkiden itibaren 12 ve 13. yüzyıllarda artık bu Türkiye adı Anadolu için Türkiye şeklinde kullanılacaktır, tamam mı? Ama ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanıldığını unutmayacağız. Ünlü İtalyan seyyah Marco Polo ise, bakın, Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya'ya ise Büyük Türkiye denilecektir. Ve Türkiye adları, bakın, farklı kaynaklarda farklı şekillerde bu şekilde yer edinecektir ve günümüze kadar gelecektir diye. Şimdi Anadolu'nun ilk fatihlerine gelelim. Şimdi az önce ifade etmiştim. Anadolu'nun yurt tutulması bağlamında 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı bir dönüm noktası olacaktır. Muş, Malazgirt, Doğu Anadolu'da Anadolu'nun kapıları Türklere doğudan açılacak ve Türkler hızlı bir şekilde Anadolu'da ilk siyasi teşekkülleri kuracaklar. Mesela bakın, Erzurum civarında Saltuklar, Erzincan, Kemah, Divriği civarında Mengücekliler, Tokat, Sivas, Kayseri için alan bölgede Danışmentler, Diyarbakır, Mardin civarında Artuklular ve İzmir civarında Türk tarihinin ilk denizcisi olan ve denizci beyliği olarak kabul edilen Çakı Beyliği kurulacaktır. Yine Konya merkezli, önceleri İznik, daha sonra Konya merkezli olarak Türkiye Selçuklu Devleti'nin de baskın olduğunu bu bölgede görebiliyoruz. Şöyle o ilk beyliklere bir bakalım, onların özelliklerine değinelim. Şimdi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklular olacaktır, tamam mı? İlk notumuzu böyle oluşturalım. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklular olacaktır. Tabii Saltuklular kurulduktan itibaren o bölgede bu Gürcülerle savaşacak, aynı zamanda Danışmentlerle birleşerek batıdan gelen Haçlı tehlikesine karşı da mücadele edecekler. Saltuklular dönemi oldukça önemli bir dönem, oldukça önemli bir süreç olacak. Bu şekilde ifade etmiş olalım Saltukluları. 1202 yılına geldiğimiz zaman ise Saltukluların siyasi varlığının sona erdiğini ifade edebiliriz. Mengüceklilere gelelim. Mengücek Gazi tarafından kurulan bir beylik oluyor. Gürcü ve Rumlarla mücadele edecekler. Özellikle Mengücekliler döneminden kalan Divriği Ulu Cami oldukça önemli. Çünkü Divriği Ulu Cami aynı zamanda Avrupalılarca da Anadolu'nun Elhamra'sı olarak bilinecektir ki Divriği Ulu Cami UNESCO Miras Listesi'nde bulunan önemli bir eser olacak Mengücekler döneminden kalma. Danışmentlere gelelim.
Türkiye Selçuklu Devleti'ne en fazla uğraştıran ve beylikler arasında da en güçlü olan beylik olacaktır. Sivas, Malatya, Kayseri olaylarında hüküm sürecek. Aynı zamanda Türkiye Selçuklu Devleti yine Saltuklularla beraber burada Haçlara karşı başarılı mücadeleler verecekler. Hatta onların bu mücadeleleri Danışmendname adlı eserde yer edinecektir. Yine Danışmendler döneminden kalan Tokat'taki Yağıbasan Medresesi de Anadolu'nun ilk medreselerinden biri olarak kabul görecektir. Çaka Beyliği'ne gelelim. Şimdi Çaka Bey, Türk tarihinin ilk denizcisi olacaktır. Bu bakımdan oldukça önemli olduğunu ifade edelim. Urla Çeşme Foça'yı ele geçirecek ve İzmir dolaylarında oldukça önemli olacak. Bakın, Midilli ve Sakız adalarında fethediyor ve kurmuş olduğu Türk donanması, Türk tarihinin ilk donanması olacaktır. Hatta bakın, 1090'da Koyun Adaları civarında Bizans donanmasıyla karşılaşacak ve Bizans donanması da bu savaşta ağır kayıplar verip geri çekilecektir. Ancak daha sonra Bizans'ın kışkırtmasıyla Kılıç Arslan tarafından Çaka Beyliği'nin öldürülmesiyle bu beylik sona erecektir. Artuklulara gelelim. Artuklu Sokmen Bey burada Haçlı Kaleleri'ne geçirecek. Artuklular 3 kola ayrılacak. Daha sonra 3 kola halinde yönetilecek. Önemli bir devlet olduğunu, bir daha doğrusu beylik olduğunu ifade edelim. Haçlılara geçerken bakın, burada bir Belih Çayı Muharebesi var ki bu zaferle beraber de İslam dünyasında adını duyuran önemli bir beylik olacaktır. Tabii Artuklular için şunu da söylemekte fayda var. O dönemde yaşayan bir bilim adamı var, bilim insanı var, El Cezeri. O dönemde Türk otomatları yapacak böyle otomatlara, işte ilkel o dönemin işte küçük robotik uygulamalarına önem vererek kendi geliştiren bir bilim insanı olacak. Artuklular döneminde yaşayacak, o bölgede etkinliğini sürdürecektir diyelim. Evet, beyliklere ve beyliklerin önemli özelliklerine de bu şekilde bakmış olduk. Devam edelim. Şimdi şöyle devam edelim. Haçlı seferlerine gelelim. Haçlı seferlerini ifade edelim. Şimdi Haçlı seferleri toplamda 8 defa düzenlenecek. Bunlardan ilk 4 tanesi Anadolu'yu ilgilendirdiği için bizim temel konumuzu oluşturacak. Tabii Haçlı seferleri nedir? Haçlı seferleri Papa'nın teşvikiyle burada Avrupa'da başlayan ve doğunun zenginliklerini ele geçirmek amacıyla düzenlenen seferler olacaktır. Tekrar söylüyorum, toplamda 8 tanesi var. Ancak bizim için ilk 4 tanesi önemli çünkü Anadolu'yu ilgilendiren bu ilk 4 Haçlı seferi olacaktır. Tabii bu Haçlı seferin düzenlenmesinde de birçok önemli unsur var. Bir defa siyasi nedenler arasında Türklerin Anadolu'da ilerlemiş olması, Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi ve bunun üzerine de gerçekleşen bir husus olacak ki siyasi nedenler arasında gösterilecek. Ekonomik nedenler arasında ipek ve baharat yollarını ele geçirme ve buradaki zenginlikleri Avrupa'ya taşıma olacak. Yine doğunun zenginliğini ele geçirerek burada Avrupa'da zenginleşme esas alınacaktır. Dini nedenler arasında da Kudüs'ün ele geçirilmek istenmesi, koloni tarihatının burada Avrupa'daki etkinliği, faaliyetleri ve Papa'nın teşviki etken olacaktır. Birinci Haçlı Seferi ile başlayalım. Şimdi birinci Haçlı Seferi başarılı olan ilk ve tek sefer olacaktır. Unutmayalım. İlk olarak Haçlılar burada Anadolu'ya gidecek. İznik önlerinde Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan mağlup edilecek ve İznik Türkiye Selçuklularının elinden çıkacaktır. İznik'in elden çıkmasından sonraki burası Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti olacak. Başkent Selçuklular tarafından Konya'ya taşınacaktır. Daha sonra Haçlılar Urfa'da ve Antakya'da önemli kontrolar kuracak. Buraları ele geçirecek ve en son olarak da Kudüs'ü ele geçirecek ve amaçlarına ulaşmış olacaklardır. Bu yüzden biz 1. Haçlı Seferi'nin başarıyla sonuçlanan ilk ve tek Haçlı Seferi olarak gösterebiliriz. Peki 2. Haçlı Seferi neden gerçekleşti? Şimdi Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin Urfa'yı Haçlılardan geri alması burada etken. İmamettin Zengi ne yaptı? Gitti Urfa'daki kontluğa son verdi ve buraya yeri aldı. Bunun üzerine de Avrupalı krallar Selçuklu ve Zengi direnişini burada karşılaşmak için aynı zamanda buraları tekrar Haçlıların eline geçirebilmek için seferleri düzenlendi. Ancak Selçuklular ve Zengi burada, İmamettin Zengi Avrupalara karşı, Avrupa krallara karşı da önemli mücadeleler vererek burada o toprakların muhafazasını sağladılar. Doğal olarak da Haçlılar burada başarılı olamadı. Haçlılar için de başarısız bir seferle sonuçlandı bu süreç.
Devam edelim 3. Haçlıfe'ne gelelim. Bakın şimdi 2. Haçlıfe'nin başlamasında İmam Ettin Zengin'in Urfa'yı Haçlı'dan geri alması etkendi. Peki 3. Haçlıfe'nin sebebi neydi? Selahaddin Eyyubi'nin, Eyyubiler hükümdarıdır. Hıttin Savaşı'nda, 1187 Hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü Haçlılardan geri almış olması etkendir. Kudüs Haçlıların elinden çıkınca Fransız Kralı Philip August, Alman Kralı Frederick Barbarossa ve İngiliz Kral Aslan Yürekli Richard, bunlar Haçlı seferlerine katılacaklar. 1189-1192 yıllar arasında gerçekleşen bu Haçlı seferleri de Haçlıların başarısızlığıyla sonuçlanacak. Kudüs Müslümanların elinde kalacaktır. Devam edelim ve 4. Haçlı seferine gelelim. Şimdi 4. Haçlı seferi amacı dışında gerçekleşen bir sefer olacaktır. Çünkü Kudüs'e gitmek için yola çıkan Haçlılar İstanbul'a gidecek ve İstanbul'da Bizans'a son verip burada bir Latin krallığı kuracaklardır. Bizans hanedanı İznik ve Trabzon'da devletler kurarak varlığını devam ettirmeye çalışacak. Daha sonra da 8. Mihail Pelagius tekrar İstanbul'a girecek. Bizans hükümdarıdır. Buradaki Latin krallığına son vererek Bizans'ı tekrar kuracaktır diyelim. Bakın 4. Haçlı Seferi tekrar söylüyorum. Bu sefer diğer seferlerden biraz daha farklı olacak. Çünkü amacından sapan bir sefer olacak. Ve burada özellikle ağırlığı böyle Katolik olan Haçlılar Ortodoks merkezi olan İstanbul'a saldıracaklardır diye. Peki bu Haçlı seferleri sonucunda neler gerçekleşir? Toplamdaki Anadolu'ya ilgilenen 4 Haçlı seferine baktık. Bu seferler sonucunda bir defa Avrupa'da feodalite zayıfladı. Feodalite neydi? Derebeylik dediğimiz sistemdi. Peki bu sistemde ne oluyordu? Mesela işte güçlü kontlar, dükler, senyörlerin elinde bulunan bu topraklar Avrupa'da güçlü merkezi krallıkların kurulmasını engelliyordu. Ama işte bu macera seven, bu kontların, düklerin, senyörlerin katılmış olduğu Haçlı seferlerinden geri dönmemeleri, hayatlarını kaybetmeleri doğal olarak Avrupa'da bu sistemin zayıflamasına sebebiyet verecekti. Tabii aynı zamanda bu seferler Türklerin ilerleyişini bir zaman durdurmuştur. Çünkü gerek Malazgirt daha sonra Milutiyofalon Savaşı ile bu bölgede etkin olmaya çalışan Türklerin nispeten hızı azalacaktır. Ancak daha sonra Haçlı Seferleri'nin etkisi azalmaya başlayınca Türkiye Selçuklu Devleti'nin faaliyetleri daha sonra Osmanlı Devleti'nin de faaliyetleriyle Türklerin Avrupa işlerine doğru fetih hareketleri devam edecektir. Ekonomik ve sosyal sonuçlarına gelelim. Şimdi Doğu Batı ticaretini geliştirecek çünkü özellikle Doğu etkileşimiyle beraber seferlerde ticari çehre burada biraz daha genişleyecektir. İslam dünyası zarar görecek. Birçok kent yıkılıp yıkılacak, tahrip edilecek. İslam medeniyetinin önemli şehirleri zarar görecek ekonomik açıdan özellikle. Burjuva dediğimiz ticari sınıf güçlenecektir. Doğu Akdeniz limanları da önem kazanacaktır bu seferlerle. Devam edelim. Dinsel unsurlarına gelelim. Şimdi Haçlı seferlerine katılan burada insanları, papa ve kiliseler burada kesinlikle seferlerin başarıyla sonuçlanacağını ve bu insanların zenginliğe ulaşacağını vaat edecekler. Ancak bu şekilde sonuçlanmaması kiliseye ve dini adamlarına olan güveni azaltacaktır. Katolik ve Ortodoks ayrımı oldukça artacak. Özellikle 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'un ele geçirilip buraya zarar verilmesi bu ayrımı tamamen artıracak. Skolastik düşünce de nispeten bu dönemde zayıflayacaktır. Teknik unsurlara gelecek olursak, şimdi Talas Sayısı ile beraber Doğu dünyasına giden bu pusula, barut, kağıt, Haçlı seferleri beraber Doğu dünyasından öğrenilecek ve Avrupa'ya taşınacaktır. Tabi mesela pusulanın bulunmuş olması, coğrafi keşiflerde barutun bulunmuş olması, feodalite rejiminin zayıflanmasında, onların o güçlü kalelerin yıkılmasında veya kağıtta Rönesans ve Reform gibi önemli tarihsel gelişmelerin meydana gelmesinde oldukça etken olacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Anadolu'da Selçuklu-Bizans mücadelesine gelelim. Şimdi Türkiye Selçukları kurulduktan itibaren özellikle Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde etkili olan uzun ömürlü bir devlet olacaktır. Tabii Türkiye Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından kurulacak. Daha sonra 1. Kılıç Hasan döneminde özellikle Haçlara karşı mücadele edecek, önemli mücadeleler vereceklerdir. Her ne kadar İznik'i kaybetmiş olsalar da Konya merkezli olarak varlıklarına devam edecekler. Tabii Anadolu'da Selçuklu-Bizans mücadelelerinde Selçuklar önemli zaferler elde edecek. Selçuklara karşı daha doğrusu Bizans'a karşı önemli kazanımlar da elde edecekler. Ki şurada söylemekte fayda var. 2. Kılıç Hasan döneminde Selçukluların çok güçlenmesinde, sınırlarını genişletmesinde ve Türkmenlerin Batı Anadolu'ya kadar akınlara devam etmesinde bu durumların hepsi Bizans'ı tedirgin edecektir. Nitekim
Selçukların bu şekilde ilerlemesi ve bu şekilde devam etmesi iki devlet arasında Miryo-Kefalon Savaşı'na sebebiyet verecektir. Miryo-Kefalon Savaşı'na gelelim. Şimdi Miryo-Kefalon Savaşı 1176 yıllarında gerçekleşen bir savaş olacaktır. Bu savaşın tarihsel çok önemli bir unsuru var. Çünkü bu savaşın Türkler tarafından kazanılmasıyla beraber artık Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşecektir. Yani artık Anadolu'nun tapusu bizde olacak. Bizans da bu savaşla beraber artık kendi topraklarını muhafaza etmeye çalışacak. Türklere karşı taarruza girişmeyecek ve Türkleri de Anadolu'nun atma ümitleri ve gayretleri de sona erecektir. Ta ki Fatih Sultan Mehmet Bizans'a tamamen son verene kadar. Demek ki bakın biz 1071 Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapılarını açıyorduk. Peki biz 1176 Miryo-Kefalon Savaşı ile beraber hangi kazanımı elde ediyormuşuz? Anadolu'nun artık kesinlikle Türk yurdu olduğu bilgisi. Tamam, unutmayalım. Bu iki savaş arasındaki temel bilgi farklı. Evet, bu şekilde ilk üniteden bahsetmiş olduk. İkinci ünitemize gelmiş olalım. İkinci ünitede beylikten devlete Osmanlı siyasetine bakacağız. Şimdi beylikten devlete Osmanlı siyasetinde ilk olarak kuruluş dönemi gelişmelerine bir göz atalım. Kuruluş dönemi gelişmeleri arasında yine Milli Eğitim Temel Kitabı'nın size harita ve kronolojik olarak bilgileri sunmuş. Şimdi Koyunhisar Muharebesi, Bursa'nın fethi, Palekonon Muharebesi, İznik'in fethi, İzmit'in fethi, Kalesi Beyliği'nin alınması, Çinpe Kalesi'nin alınması, Edirne'nin fethi, Çimen Muharebesi, Çirmen Muharebesi daha doğrusu, R harfi de olacak orada, eksik yazılmış. Birinci Kosova Muharebesi, Niğbolu Muharebesi, Ankara Savaşı, Fetretti ve Varna Muharebesi ve ikinci Kosova Muharebesi bu dönemin önemli gelişmeler arasında ilk bölümde görülüyor. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yıllarda da önemli bir unsur var. Anadolu'da bir Moğol istilası hakim. Çünkü 1221'den itibaren burada Moğol istilasının başlanmasıyla Moğolların Orta Asya'dan sürüklemiş olduğu Türkler Anadolu'ya hızlı bir şekilde göç edecektir. Aynı zamanda 1230'a geldiğimiz zaman Türkiye Selçukları diye Yassıçemen Savaşı yapılacak burada Harzemşahlar. Bu savaşın kaybedilmesiyle Harzemşahlar 1231 yılına geldiği zaman siyasi varlıkta sona erecektir. Bakın burada Türkiye Selçuklu Devleti var. Şurada bir tampon devlet olarak Harzemşahlar yer alıyor. Buradan da Moğollar var. Doğal olarak burada Harzemşahların ortadan kalkmasıyla beraber tampon devlet ortadan kalkıyor ve Türkiye Selçuklu Devleti ile burada kim komşu olacak? Moğollar. Nitekim iki devletin burada karşı karşıya gelmesiyle 1243 yılında Moğollarla Selçuklular arasında Köse Dağı Savaşı gerçekleşecektir. Köse Dağı Savaşı'nın yaşanması ve burada Moğolların Köse Dağı'da Selçukları mağlup etmesiyle artık Anadolu Moğol işgaline ve Moğol boyundurduğu altına gelecektir. 1277'ye geldiğimiz zaman Memlük Sultanı Sultan Baybars Anadolu'daki işte Türk güçlerinin yardım çağrısıyla beraber Anadolu'ya gelecek. Elbistan yakınlarında Moğolları mağlup edecektir. Ancak burada Sultan Baybars'a gerekli yardımların ve gerekli ilginin gösterilmesinden dolayı Sultan Baybars tekrar geri dönecektir. Memlük topraklarına yani Mısır'a. Doğal olarak Sultan Baybars geri dönünce Moğollar bu defa daha ağır bir şekilde Anadolu şehirlerini tahrip edecektir. 1277'de yine Abaka Han komutasındaki Moğolların Anadolu'ya yaptığı büyük katliam da işte bunun temel göstergesidir. 1298-1299'a baktığımız zaman ise Moğolların Anadolu valisi Sülemiş'in isyanı ve Moğol baskısının azalmasıyla artık Anadolu'da Moğol etkisi kırılmaya başlamıştır diyelim. Anadolu'nun jeopolitiğinden de bahsedelim hemen bu sayfayı çevirmeden. Şimdi bakın biz jeopolitik kavramını önce ifade edelim. Bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikaya biz jeopolitika, jeopolitik deriz. Şimdi bakın burada Avrupa var. Burada Afrika, burada Asya. Doğal olarak Anadolu 3 farklı kıtanın bir geçiş noktasında ve tamamen merkezinde bulunacaktır. Üç tarafının denizlerle çevrili olması Anadolu'nun jeopolitiğini artıracak. Çünkü özellikle Karadeniz'e kıyısı olan tüm siyasi güçler boğazları kullanarak Akdeniz'e açılacaktır. Aynı zamanda Doğu Akdeniz içinde oldukça önemli bir konumda. Gerek burada Kıbrıs'ın varlığı, gerek diğer toprakların varlığı da bu önemi oldukça arttıran
bir unsur olarak ifade edelim. Orta Asya, özellikle İpek Yolu ve kırmızıyla gösterdiğim İpek Yolu, Baharat Yolu'nun geçiş noktalarında olması da buradaki önemi artıran önemli bir unsur olacaktır diye. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşlere bakalım. Şimdi Milli Eğitim Temel Kitabınızda da yer alan bir bölüm burası. Peki neden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı bu şekilde görüşler ortaya atılmış? Şimdi bir defa Osmanlı kurulduğu zaman Osmanlı'nın kuruluş yıllarını esas alan tarih yazılı gelişmemiştir. Doğal olarak o dönemleri birebir yazan, işte Osmanlıların hangi soya dayandığı, neler olduğu konusunda net ve kesin bilgiler içeren herhangi bir unsur yoktur. Bu yüzden genel olarak kabul edilen görüşe göre biz Osmanlıların Oğuzların Bozokoğlu'na bağlı Günhan soyundan Kayı boyuna mensup olduğunu ifade etmemiz mümkün. Peki Osmanlılar ne oldu da kuruldu ve ne oldu da bu kadar hızlı gelişti? Onlar hakkında tarihçiler tarih boyunca birçok tez geliştirilmiştir. En çok yaygın gören 3 teze burada bakalım. İlk olarak Paul Witting Gaza tezi var. Şimdi o diyor ki temel amaç burada İslam sınırlarını genişletmektir. Yani gaza faaliyetlerini ilerletmek olacaktır. Gaza ile devlet askeri fetihlerle ganimet elde etmeyi amaçlayacak ve burada da bunu çoğaltmaya çalışacaktır diye. Witting tezi demek ki burada gaza tezi olacak. Mehmet Fuat Köprülü'nün tezine gelelim. Şimdi ona göre Osmanlı Devleti'nin böyle kurulup gelişmesinde bir defa Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması etkin olacak. Yine kuruluş dönemi hükümdarlarının yetenekli olmasına bağlayacak bunu ve beylerin kurulduğu bölgenin de jeopolitik durumunun oldukça elverişli olması, Bizans'ın burada zayıf olması ve Osmanlı'da Bizans yönlü fetih hareketlerinde ona yarar sağladığını vurgulayacaktır. Tarihçilerin kutbu Halil Nalcı'ya gelecek olursak. Şimdi Halil Hoca'ya göre ise Gaza Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda önemli bir yer tutar ancak fakat beyliğin kuruluşunda sosyal değişimlerde önemli. Çünkü burada Osmanlı Devleti'nin kurmuş olduğu iskan ve istimalet politikasıyla beraber de oluşturmuş olduğu toplumsal yapı, işte millet sisteminin işlemesi, cemaatsel yapıyı burada oluşturmuş olması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin önemli bir faktörü diyecektir. Osmanlı-Bizans ilişkilerine gelelim. Şimdi Söğüt ve Domaniç'e yerleşmenin Osmanlı'ya avantajlarına gelelim. Şimdi Osmanlı biliyorsunuz ki ilk olarak o beylik dönemine geçmeden evvel henüz burada bir boy halindeyken yaylak ve kışlak olarak burada toprakları idare ediyordu. Ve Söğüt ve Domaniç'e yerleşmesi de bir defa bölgenin ekonomik avantajlarından faydalanmaya başlayacak. Çünkü önemli ticaret yolları üzerindeki o dönemlerde ticaret, tarımla beraber önemli bir ekonomik faaliyet olacaktır. Komşu devletlerin siyasi durumu var ki Anadolu'da ve Balkanlar güçlü devletler yok. Bizans oldukça zor durumda. Güçlü bir siyasi varlığın burada bulunmaması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde önemli bir unsuru olacaktır. Coğrafyanın sağladığı avantajlar var. Yani mesela bulunmuş olduğu konum beyliklere değil daha çok Bizans ile meşgul olmasına ve sınırını genişletmesi açısından da Bizans'ta daha çok çatışmasına sebebiyet verecek. Beylikler arası mücadeleye katılmadığı için ve burada bir savaş haline girişmediği için de Osmanlı kısa sürede topraklarını büyütecek ve Bizans yönünde özellikle beyliklerinde aynı zamanda desteğini sağlayacaktır. Buradaki gaza hareketi. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki Osman Bey döneminde ve Orhan Bey döneminde Bizans'ta ne gibi mücadeleler var ve bu mücadeleler neleri açıyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi Osman Bey döneminde Karacahisar, İnegöl, Bilecik, Yarısar, Yenişehir ve Yunthisar Bizans'tan alınan ve fethedilen yerler olacaktır. Aynı zamanda Osman Bey döneminde Osmanlı tarihinin ilk Osmanlı-Bizans savaşı olan Koyunhisar Muharebesi gerçekleşecek. Bu savaşı Osmanlı Devleti kazanacaktır. Orhan Bey dönemine geldiğimiz zaman ise Bursa kuşatılacaktır Osman Bey döneminde. Ancak Osman Bey yaşının vermiş olduğu durum ve oldukça rahatsızlıktan ötürü hayatını kaybedecek. Yerine Orhan Bey geçecek ve Bursa'nın fethi tamamlanacaktır. Daha sonra İznik ve İzmit'te fethedilerek batı yönlü fethi hareketleri devam edecektir. Bizans'a karşı da Palaikonon Savaşı ile beraber Bizans direnci burada kırılacak ve artık Osmanlı Bizans'a karşı taarruz haline geçecektir diye. Balkan fetihlerine gelelim. Balkan fetihlerinden bahsedelim. Şimdi Rumeli'ye geçiş aşamasında ilk olarak Orhan Bey'in faaliyetlerini ifade etmemiz mümkün. Orhan Bey
Bizans taht mücadelesine karışacak ve Kantakuzen'e yardım karşılığında Çinpe Kalesi kendisine verilecektir. Çinpe Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'de ele geçirmiş olduğu ilk toprak parçası olacaktır. Tabi geçiş kolaylaşan sebepler arasında burada da Bizans'taki bu taht kavgalarına yardım etmiş olması ve Karaysol Beyliği'nin alınması ki bu beylik Osmanlı'ya katılan ilk beylik olacaktır. Tabi Karaysol Beyliği'nin katılmasıyla beraber de Karaysol'una ait donanma da Osmanlı'ya katılmış olacak ve Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişinde bu durum kolaylaştıracaktır. İskan siyasetine gelelim. Şimdi Osmanlı Devleti Konar göçerleri ve aralarında anlaşmazlık olan aileleri isyana tabi tutacaktır. İsyan dediğimiz husus nedir peki burada? Anadolu'daki bazı aileleri fethedilen bölgelere burada getirerek, özellikle konar göçer olan insanlardan seçilecek bunlar. Burada yerleşik hayata geçirme ve bu bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını da kolaylaştırma olacaktır. Peki isyanın amaçları arasında neler var? Bir defa fethedilen yerlerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak isteyecekler. Yine fetihlerin burada kalıcı olmasını sağlayacak. Çünkü sen bu aileleri buraya yerleştirdikten sonra buraya yapacağın seferlerde de bu ailelerin desteğini sağlama, bölgede güvenliği sağlama esas alınacaktır. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlama, yine gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırma, bu bölgede çoğunluğu ele geçirme esas. Yine aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırma ve güvenliği tesis etme olacak. Önemli sebepler arasında şunu da gösterebiliriz. Biz bu aileleri buraya yerleştirdik. Aynı zamanda buradaki faaliyetleri de gerçekleştirdik. Bayındırlık faaliyetleriyle bölgeyi Türkleştirdik. Yine İslamlaştırdık. Bir de bu aileler genelde ne demiştik? Konar göçerlerden seçiliyor. Şimdi siz konar göçerleri yerleşik düzene oturtursanız doğal olarak onlardan düzenli vergi de toplama fırsatı bulacaksınız. Bu da doğal olarak sizin ekonomik durumunuzu da burada daha da rahatlatacaktır diyelim. Tamam mı? Demek ki isyan siyasetiyle bunların hepsinin biz kazanımını elde edeceğiz. Peki istimalet adını verdiğimiz hoşgörü politikasına gelecek olursak, hoşgörü bize ne sağlayacak? Şimdi Osmanlı Devleti diğer dünya devletleri gibi gittikleri bölgelerde zorla kötürleme yoluna gitmeyecektir. Yani o kötürleri kendi kötürüne benzetmek için herhangi bir zorlama yapmayacaktır. Buradaki cemaatleri dil, din, mezhep özgürlüğü tanıyacak. Sadece millet sistemi adını verdiğimiz ki gelecek derslerde daha geniş bundan bahsedeceğiz. Bu sistemle beraber de onların rahatça kendi dinlerini, dillerini, kültürlerini, yaşamalarına da fırsat verecek. Tabii bu durum Anadolu'da ve Balkanlar'da bu halkın devlete olan güvenini oldukça artacak ve bir önemli fayda da sağlayacak diyelim. Peki istimalet politikasını biraz daha açacak olursak, uzlaştırıcı fetih siyasetinin bir unsuru olacaktır. Sadece toprağı değil, aynı zamanda gönülleri de fethetme amaç sayılacak. Meylettirme, cezbetme ve gönül alma manasına da gelecek bu istimalet diyelim. Tamam, hoşgörü politikamızın temel sebebi. Hatta bu politika o kadar başarılı olmuş ki 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı'ndan sonra 1402 ile 1413 yılları arasında Osmanlı'da bir fetret dönemi yaşanmıştır. Yani devlet 11 yıl boyunca başsız kalmıştır. Buna rağmen Balkanlar'da Osmanlı'nın ele geçirmiş olduğu hiçbir toprak parçasında kayıp yaşanmamıştır. Çünkü bu insanlar Osmanlı idaresinden oldukça memnun olacaklardır diye. Evet, istimalet politikasında bu şekilde ifade etmiş olduk. Balkan hakimiyeti için yapılan savaşlara gelelim. Şimdi Osmanlı'nın Rumeli topraklarında ve Balkanlar'da gerçekleşmiş olduğu birçok önemli faaliyet var. İstanbul'u kuşatmaları ve buradaki Bizans'ı ortadan kaldırmak için farklı dönemlerde oldukça önemli mücadeleler verecekler. Mesela Yıldırım Beyazıt veya II. Murat önemli kuşatma faaliyetlerine girişeceklerdir. Sazlıdere Savaşı ile beraber Edirne burada Osmanlı topraklarına katılacaktır. Onu ifade edelim. Peki biz Balkan hakimiyeti için savaşlarımızı nasıl kodluyoruz? Sınav İki şeklinde kodlayacağız buradaki savaşlarımızı biz. Buradaki ilk Balkan muharebemiz Sırp Sındığı olacaktır. Unutmayalım. Sırp Sındığı muharebesiyle beraber, şu bölgede gördüğünüz savaşla beraber Osmanlı ilk Haçlı mücadelesinden zaferle ayrılacaktır.
I dediğimiz birinci Kosova'dır. Birinci Kosova Savaşı ile beraber de bakın bu bölgede Osmanlı Haçlara karşı önemli bir galibiyet daha elde edecektir. Bir sonraki savaşımız Nibolu Savaşı olacak. Nibolu Savaşı ile beraber de Osmanlı Balkan hakimiyetini daha da kuvvetlendirecek ve güçlendirecektir. Tabii Nibolu Savaşı'ndan sonra bir A kaynaştırmamız var. Bu A harfi de Ankara Savaşı'nı burada temsil eder. Ankara Savaşı ile beraber devletin başsız kalması uzun yıllar bu bölgede Osmanlı hakimiyetini zayıflatacaktır. Nitekim 2. Murat dönemine geldiğimiz zaman gerçekleşen Varna Muharebesi ile beraber Osmanlı tekrar Balkanlarda bir hakimiyet alanı yaratacak. Varna Savaşı'nın kazanılmasından sonra gerçekleşen 2. Kosova Savaşı ile beraber de Osmanlı artık Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştirecektir diyelim ve Balkanlarda da artık taarruza ve bu bölgede önemli fetih hareketlerine girişen kısımda Osmanlı Devleti olacak. Sınav şey, iki şeklinde kodladığımızı Sırp sınırı 1. Kosova, Neybolu, Varna ve 2. Kosova şeklinde bu savaşların gerçekleşmiş olduğunu unutmayacağız. Sınav 2, sınav kağıdınıza yazarsanız en azından hatırlamak babında kolaylıkla doldurabilir veya işte size klasik soru gelirse buradan aklınıza gelmeye çalışsın. İşte test sorusu gelirse sınav 2 yazın. Bakın hangisi uyuşmuyorsa burada ona dikkat ederek çok rahat bir şekilde gelecek soruyu yaparsınız. Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetlerine gelelim. Şimdi tarih boyunca Osmanlı Beyliği kuruluş yıllarında Türk siyasi birliğini sağlama ve buradaki birliklere son vermek tekerler güçlü bir yönetim kurmak için de önemli mücadeleler yapacaktır. İlk olarak Orhan Bey döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları başlayacak ve burada önemli faaliyetlere gelişilecektir. Nitekim Karaysoğulların da Osmanlı Birliği'ne katılması da bu dönemin önemli gelişmeler arasında gösterilebilir. 1. Murat dönemine geldiğimiz zaman ise Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamada barışçı bir politika izleyecektir. Savaş yolunda daha çok ılımlı bir politikayla barışı izleyecek. Mesela bakın Germiyan oğlundan Çeyiz yoluyla Hamitoğlu'nda da toprak satın alma yoluyla topraklar genişletecektir. Bakın savaşmıyorsunuz. Bazen çeyiz, bazen de toprak satın alma yoluyla bunları siz gerçekleştiriyorsunuz. Yıldırım Beyazıt'a gelecek olursak, Yıldırım Beyazıt büyük ölçüde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan bir hükümdar olacaktır. O Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Germiyan beyliklerini ele geçirecek. Karamanoğulları ve Candaroğulları ile de Kadı Burhanettin Devleti'ni de baskı altında tutarak burada önemli bir kazanım elde edecektir. Peki ne zamana kadar? 1402 Ankara Savaşı'nın yaşanmasına kadar. Ki Ankara Savaşı'ndan sonra bu beylikler tekrar bağımsızlığını ilan edecek. Türk Devleti'nin liderlik mücadelesine gelelim. Şimdi İslamiyet öncesiyle İslamiyet sonrasında Türk Devletleri'nin ciddi manada bir cihan hakimiyeti arzusu var ki bu arzuyla birçok fetih hareketine girişecekler. İslamiyet öncesinde Türk cihan hakimiyeti mefkuresi, düşüncesi, anlayışı burada hakim olacak. Ancak İslamiyet sonrasında ise nizamı alem yani burada bütün aleme, bütün ülkelere nizam verme, onları egemenliği altına alma esas görüş olarak birleşecektir. Tabii Kut inancı gereği bakın Türk kağanının sadece Türklerin değil tüm dünyanın hükümdarı olduğunu inanılacak ve fetihler de bunun için gerçekleştiren önemli unsurlar olacaktır diyelim. Tabii bu Türk devletlerinin mücadelesi içerisinde o dönemin en önemli iki gücü olarak görülen Timur Devleti ve Osmanlı Devleti'nin de savaşına değinmeden olmaz. Doğal olarak böyle bir siyasi mücadelenin olması bu iki devlet arasında önemli bir savaş dizisinde ortaya çıkaracaktır ki 1402 yılında gerçekleşen Ankara Çubukova'sındaki Ankara Savaşı bunun önemli bir göstergesi olarak söylenebilir. Şimdi bunun sebepleri arasında 1. Türk İslam dünyasındaki liderlik mücadelesi etkin. 2. Osmanlı'ya sığınan Celalettin Sultanı Ahmet ile Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'un Timur tarafından istenilmesi ve Anadolu Beylerinin Timur ile Yıldırım Beyazıt'ı kışkırtması etken olacaktır. Nitekim iki ordu 1402'de Ankara Çubukova'sının yakınlarında bu savaşı tutuşacaktır. Nitekim kendi ordusu daha güçlü olan fillerle desteklenen Timur devleti bu savaştan kesin bir zaferle ayrılacaktır diyelim. Tamam, unutmayalım. Burada notlarımız arasında yer edinsin. Ankara Savaşı ile beraber Yıldırım Beyazıt esir düşecektir. Kendisi ve oğlu Mustafa Timur tarafından esir alınacaktır ve devlet de 11 yıl boyunca tahtsız kalacaktır. Peki bu Ankara Savaşı'nın siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarına gelelim.
Bir defa siyasi sonuçlar arasında şunu değerlendirelim. Yıldırım Beyazıt Timur tarafından esir alınacak ki Osmanlı tarihinde esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı olacaktır. Yine Türk siyasi birliği burada bozulacaktır. 1402-1413 yılları arasında dediğimiz gibi o boşluk dediğimiz Fetret Devri olarak adlandırılacaktır. Sosyal sonuçlara geldiğimiz zaman Anadolu şehri tahrip edilecek, Anadolu halkı fakirleşecektir. Aynı zamanda Anadolu'da beylikler tekrar kurulacaktır ve onun Türk siyasi birliğinde bozulmuş olduğunu da ifade etmiş olalım. Ekonomik sonuçlara gelecek olursak da Anadolu'da güven ortamı ortadan kalktığı için ticari faaliyetler azalacak. Anadolu aynı zamanda Moğollar tarafından da yağmalanacak ve Moğolların egemenliği altına burada girecektir diye. Devam edelim. Fetret Devri'nden az önce 11 yıllık süreçten bahsetmiştik. Şimdi Fetret Devri 1402 ile 1413 yılları arasında gerçekleşen ve Yıldırım Beyazıt'ın Çelebi Mehmet, Süleyman Çelebi, yine İsa Çelebi ve Musa Çelebi arasında geçen mücadeleler dizisi olacaktır. Nitekim bu mücadeleleri kazanan ve diğer kardeşlerini alt ederek Osmanlı tahtına geçen isim Çelebi Mehmet olacaktır. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında bakın paylaştıracak. Tabi bu paylaşmanın temel sebebi de arkasında güçlü bir devlet olmasını istemediğidir. Tabi bu dönemde Timur Anadolu'dan ayrılmasından sonra da şehzadeler arasında bir taht kavgaları dönemi başlıyor. 11 yıl süren bu mücadelenin galibi Çelebi Mehmet. Devam edelim. Şeyh Fetret'in olayına gelelim. Şimdi Fetret döneminin ortaya çıkarmış olduğu 11 yıllık başsız dönem doğal olarak Anadolu'da otoritenin bozulmasına, güvenliğin ve tatbikatın da bozulmasına sebebiyet verecektir. Nitekim Çelebi Mehmet döneminde Anadolu'da meydana gelen bu Şeyh Said isyanı da tarihsel bağlamda oldukça önemli. Şeyh Fetret'in olayıyla Osmanlı tarihinde ilk kez dini sosyal içerikli bir ayaklanma meydana gelecektir. Ayaklanma zorlukla bastırılacak ve Şeyh Fetret'in de yakalanıp yargılandıktan sonra idam edilecektir diyelim. Evet. Böylece bu ünitemiz de sona erdi. Üçüncü üniteye geçiyoruz. Üçüncü ünite de devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerlere bakacağız. Şimdi Osmanlı beylik dönemindeyken bir defa o zamanlar böyle düzenli bir askeri birliği olmayacaktır. Daha çok gerektiğinde böyle gazilerden, tamamatlı olan aşiret kuvvetlerinden faydalanacak. Yine alperenler ve gazi akıncılar da burada mücadelelere katılacaktır. Tabii beylik dönemi Osmanlı haritası oldukça küçük olduğundan dolayı burada geniş bir birliğe ihtiyaç duyulmuyor. Ancak yeni yeni topraklar, kaleler fethedilince, yeni kentler ele geçirilince doğal olarak düzenli bir orduya olan ihtiyaç da var. Bu dönemdeki gazalara Ahiyanurum, Bacıyanurum, Abdalanurum ki savaşçı dervişler olurumlar. Yine Gazıyanurum yani Alpler ve Türkmenler katılacaktır. Onlar da Osmanlı'nın burada hızlı bir şekilde büyümesinde önemli fetih hareketlerinde rol oynayacaklardır diye. Ki ilk düzenli birlik Yaya ve Müsellemler Osmanlı'da olacak. Ki kim döneminde kuruluyor bu? Orhan Bey döneminde kurulacaktır. Peki biz niçin böyle bir orduya ihtiyaç duyuyoruz? Yani yaya dedi burada tamamen yaya askerler olacak. Müsellemler dedi atlı askerler olacak. Şimdi ilk fetihlerde daimi orduların eksikliği anlaşılacak. Çünkü geçici kuvvetler hem vaktinde savaşa gelemeyecek, hem disiplinden uzak hem de dayanıklı olmayacaklar. Biz de bunun üzerine bir düzenli birlikler kurmak istiyoruz. İşte biner kişilik yaya ve müsellem birlikleri atlı askerler oluşturularak Osmanlı tarihindeki ilk düzenli ordu sistemine geçilecektir. Tımar sistemine gelelim. Şimdi tımar aslında bu Selçuklu ve Memluklerde görülen ikta sisteminin bir benzeri olacaktır. Hatırlayın burada devlette hizmetleri karşılığında veya geçimleri karşılığında masrafları karşılanmak üzere asker ve memurlara vergi toplama yetkisi veriliyor. Bazı topraklar bırakılıyor ve bu toprakları işleyecek bu insanlar. Buradaki vergi gelirlerinin karşılığında ise tımarlı sipahi adını verdiğimiz atlı askerleri besleyeceklerdir. Böylelikle Osmanlı Devleti hem bu toprakların işlenmesini sağlayacak, üretimde verimliliği ve devamlılığı sağlayacaktır. Hem de aynı zamanda atlı askerler, tımarlı sipahiler adına verdiğimiz atlı askerlerin de ücretlerini buradan sağlayarak taşrada çok güçlü bir birlik hazırlayacaklardır. Peki bu tımarları, daha doğrusu dirlikleri biraz daha açalım. Şimdi dirlik dediğimiz yaralık gösteren devlet görevlilerine verilen topraklar olacaktır. Has topraklar burada yıllık geliri 100 binin üzerinde olan ve padişah ve üst düzey görevlilere verilen topraklar, dirilik topraklar olacaktır. Burada her 5 bin akçe içinde bir atlı asker besleniyordur.
Zahmet dediğimiz topraklar ise yıllık gelirle 20 bin ile 100 bin akçe arası olan orta derece görevlilere verilen ve her 5 bin akçesi içinde bir asker burada masrafı karşılanan dirlik toprağı olacaktır. Bir de tımarlar var işte. Geliri 20 bin civarı olan ve her 3 bin akçe içinde bir tımarlı sipahinin burada giderlerinin karşılandığı bir dirlik toprağı olacaktır. Bir. Peki tımarın ne gibi faydaları var? Şimdi bakın. Öncelikle tımar taşrada devlet otoritesini sağlayacaktır. Taşrada devlet otoritesinin sağlanması tımarın siyasi alandaki bir faydası olarak ifade edilir. Göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçecek. Bayındırlık hizmetleri burada artacak. Doğal olarak toplumsal hayatı etkilediği için bu da tımarın sosyal alandaki bir faydası olacaktır diyelim. Aynı zamanda bakın maaş yükünü azaltıyor, üretimde sürekliliği sağlıyor, düzenli vergi toplanmasını sağlıyor. Bu da iktisadi yani işin ekonomik boyutunu oluşturacaktır. Ve en önemli unsurlarından biri de savaşa hazır bir orduyu sağlamış olmasıdır. Doğal olarak askeri boyutta da önemli bir kazanımı sağlayacaktır diyelim. Ki bu tımar toprakla devletin mülkü bu yüzden unutmayalım. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Osmanlı topraklarının %97 hatta %98'i miri arazi yani devlet malı olarak geçer. Burada %2 ile %3'lük bir dilim ise mülk arazi olarak kabul edilir. Yani şahıslara ait topraklardır. Büyük çoğunluğunun devlete ait olması sadece bu toprakların İşte miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakfedilmesi ve bağışlanmasının yasak olduğunun bir göstergesi olacaktır. Toprak tamamen devlete ait işleme hakkı. Bu toprakları işleme hakkı insanlara verilecektir. Tamam mı? Unutmayalım. Topraklar tamamen devletin. Peki bu toprakların devletin malı olması Osmanlı hangi sistemin gelişmesini engelleyecektir? İşte o Avrupa'da gördüğünüz feodal sistemin, toprağa bağlı derebeyli sisteminin de gelişmesini engelleyecek. Onun da önüne geçilecektir. Diğerin otoriteyi de sağlamlaştıracak. Osmanlı toplumunda askeriler ve reaya gelelim. Şimdi askeri sınıf dediğimiz devleti yöneten sınıf olacaktır. Yani askeri sınıf bizim için yönetenler olacaktır. Peki bu yönetenler nasıl olacak? Bunlar vergi vermeyen sınıf olacak. Bu yönetenler sınıfında biz seyfiye, inmiye ve kalemiye sınıf olarak ayıracağız. Seyf kılıçtan gelir, tamam mı? Unutmayın. Kılıç sınıfı olarak da bilinir. Bunlar daha çok devlet içerisinde ve devlet yönetiminde askeri işlerle uğraşan insanlar olacak. İşte sadrazamlar, vezirler, kaptanı deryalar, beyler beyleri, yeniçeri ağası seyfiye sınıfı içerisinde yer alır. İlmiye dediğimiz sınıf ise devlet içerisinde işte din, eğitim gibi daha çok ilim, işte bilim gibi faaliyetleri burada gerçekleştiren sınıf olacaktır. İşte Şeyhülislam, kadı asker, kadılar, müftüler, müderrisler burada ilmiye sınıfı içerisinde yer alır. Bir de kalemiye dediğimiz sınıf var ki bunlar kalem sınıfı yani bürokrasi sınıfı olacaktır. Bunlar daha çok işin yazışma işi yani devlet yönetiminde bürokratik işlerin görülmesidir. İşte defterdar, nişancı, reisül kütap, divan katipleri burada yer alacak. Şimdi şunlardan kısaca bahsedelim. Bu görevleri kimler? Ne gibi görevleri var? Sadrazam biliyorsunuz ki vezir azam olarak da geçecektir. Tüm vezirlerin en başındaki kişi günümüzdeki daha doğrusu sistem değişmeden önce başbakana yani cumhurbaşkanının yanındaki başbakana eşitti. Şu anki cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görülebilir sadrazam. Vezirler günümüzdeki devlet bakanları olarak görülebilir. Nitekim önemli vezirler de burada devlet işlerinin görüşmesinde etkin. Kaptanı derya burada donanma komutanıdır. Günümüzdeki amirale eşit olacaktır. Deniz kuvvetleri komutanına eşit olabilir. Beylerbeyi Osmanlı'nın kurmuş oldukları o işte Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi'nin başında olan o bölgenin en büyük idarecisi olacaktır. Yeniçeri ağası da Yeniçeri'nin başında olan ağalar olacak. Şeyhülislamlar Osmanlı Devleti'nde dini işlerle ilgili en üst makam olacaktır. Kaz askerler, kadı askerler burada işin bakın hukuk boyutuyla ilgilenen ve mahkeme işleriyle ilgilenen önemli bir devlet görevlisi olacak. Kadılar yine öyle. Müftüler işin dini boyutunda, müderrisler de işin eğitim boyutunda olacaklardır. Kalemiye sınıfına geldiğimiz zaman defterdarlar tamamen idari işte, işte teftişte ve mali işlerin kaleme alınmasında önemli bir devlet yönetimcisi. Nişancılar
burada padişah fermanlarına tuğra çekmekte ve yazışmalarla ilgilenmekte olan bir görevli olacaktır. Reis-ül Küttaplar özellikle Osmanlı'nın 17. yüzyıldan sonra dışişleriyle ilgilenen ve günümüzde Dışişleri Bakanlığı'na denk gelen bir devlet görevlisi olacak. Divan katipleri de divandaki görüşmeleri, kararları, esasları yazılara, kayıtlara geçiren önemli katipler olacaktır. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olduk yönetenler sınıfında. Yönetilenler sınıfına gelelim. Yani reaya dediğimiz vergi ödeyen sınıftan bahsedelim. Şimdi yönetilenler içinde şunları ifade etmek mümkün. Köylülerimiz var. Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan ve tarım, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerle ilgilenen sınıfımızı oluşturacaktır. Tüccar ve esnaflar bu üretim faaliyetlerini işte taştan alıp şeylere ulaştıran ve bu faaliyetleri, ticari faaliyetleri gerçekleştiren ki tüccarların ulaştırmış oldukları bu ürünleri de esnaflar şehirlerde satacaktır. Reaya'nın önemli gruplarından biri olarak görülecektir. Bir de konar göçerler var burada. Yani göçebeler olacak. Genelde hayvancılıkla uğraşan ve farklı işte yazları, kışları farklı yerlere geçen topluluklar olacaktır. Bunlar da vergiye tabi tutulan yönetilenler sınıfı olacak. Devşirme sistemine gelelim. 3. Murat zamanında, pardon, 2. Murat zamanında kanun haline getirilecektir bu. Her ne kadar 2. Murat zamanında kanun haline getirilmiş olsa da Çelebi Mehmet döneminde ise, şöyle yazalım, Osmanlı Devleti'nin 2. kurucusu olarak da kabul edilir. Fetret dönemine son veren hükümler de Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet özellikle devşirme sisteminin ilk temellerini atacak. 2. Murat zamanında da kanun haline bu getirilecektir. Peki bu sistem neyi kapsıyor? Hatırlayın, eski İslam devletlerinde bir sistem vardı. Gulam sistemi dediğimiz, gulamana saray bir sistemi. 9. sınıfta görmüştünüz siz. Bu sistemde ne oluyordu? Siz işte gayrimüslim çocukları alıyordunuz, eğitiyordunuz ve eğittiğiniz bu çocukları devlet işlerinde veya orduda kullanıyordunuz. Doğal olarak bu sistemde öncelikle gönüllü olarak devşirilmek istenen Hristiyan çocuklar, gayrimüslim çocuklar esas alınacaktı. Eğer ailenin tek çocuğu varsa kesinlikle bu çocuk alınmıyordu. Genelde 8-18 yaş aralığında tercih edilir. Doğal olarak bu sistemde devşirilen çocuklar da devlete yönetici olarak, asker olarak gelirdi. Şehirlerde yaşayan çocuklar ve Yahudiler burada devşirilmez. Unutmayalım. Daha çok Hristiyan çocuklardan biz burada faydalanıyoruz. Devam edelim. Peki Yahudiler neden devşirilmez? Ondan da bahsedelim. Hani kafanızda soru işareti oluşmasın. Şimdi Yahudiler kendi dinlerini milli bir din olarak esas alıyorlar. Doğal olarak onlar doğduktan itibaren bu din onlarda bir ulusal kimlik olarak geliyor. Siz ne kadar devşirirseniz devşirin, oradaki kültürel birikimi yok edemiyorsunuz. Doğal olarak Yahudiler burada devşirilmeyecektir diyelim. Yine Çelebilere gelelim. Şimdi Kapıkulu ordusunun önemli bir kısmını oluşturan önemli bir askeri sınıftır. Önce bir Kapıkulu ordusuna bakalım. Bakın Acemi Ocağı 1. Murat döneminde burada oluşturulacak bir ocak olacaktır. Daha sonra Yeniçeri Ocağı burada oluşturulacak ve bu ocağa bağlı olarak da cebeciler, topçular, top arabacıları, lağımcılar ve bostancılar yer alacaklar. Bunlar piyadeler, yani yaya askerler. Bir de atlı asker dediğimiz sipahiler var ki Kapıkulu ordusunda. Bunlar sipahiler, silahtarlar, sağ ve sol üfeciler ve sağ ve sol garipler olacaktır. Bunlar Kapıkulu ordusunun temelini oluşturan ordu içeriklerimiz. Peki Yeniçeri Ocağı'na gelelim. Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulan önemli bir ordudur. Bu ordu Avrupa'nın ilk daimi yani sürekli devamlı ordusu olacaktır. Teşkilatta ve disiplini ve dünyanın sayılı ordularından biri olarak görülecektir. Avrupa'ya göre disiplini ve itaatte oldukça önemli. Yine Avrupa'lar tarafından bakın 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülen bir ordu olacaktır diyelim. 1. Murat devrinde 1000 kişilik bir birlik olarak kurulacak bunlar. 2. Murat devrine geldiğimiz zaman bakın sayısı 3000-4000. Fatih devrinde ise 110.000'e, Kanuni devrinde ise 12-14.000'e gelecektir. 16. yüzyılın sonlarına doğru 40.000. Hatta bu ordu 17 ve 18. yüzyıllara baktığımız zaman şöyle bu yüzyıllarda ise 80.000'e kadar ulaşacaktır. Tabi sayının artması demek ordunun gücünü arttırır mı? Hayır. Her zaman şunu unutmayın. Önemli olan niteliktir. Nicelik değil. Yani ne demek istedim burada? Şimdi nicelik dediğimiz sayısal ifadedir burada. Yani sayının artması demek. Ancak nitelik dediğimiz nedir? Bu askerlerin iyi bir şekilde eğitilmesi, orduya iyi bir şekilde hazır hale getirilmesi ve kuvvetli olmasıdır. Bu yüzden hani
12 bin kişilik böyle kuvvetli, nitelik bakımından kuvvetli ordu her zaman niteliksiz 40 bin kişilik askerden daha kuvvetli olur ve genelde de 12-14 bin kişilik asker grubu, profesyonel bir şekilde yetişen asker grubu 40 bin kişilik burada hani başıboş hazırlanmış askeri her zaman mağlup eder. Yeniçeri Ocağı ile birlikte de Osmanlı Devleti'nde profesyonel askerlik başlayacaktır. Diye. Bakın tımarlı sipahilerden bahsetmiştik. Yeniçerilerden de bahsettik. Şimdi bir karşılaştırarak şu iki orduya bir bakalım. Biraz daha kafanızda yer edinsin bu ordular. Şimdi Yeniçeriler merkezi orduda payitahtta yer alacaktır. Halbuki tımarlı sipahiler eyaletlerde, taşrada yer alacaktır. Yeniçeriler yaya asker iken tımarlı sipahiler atlı asker olacaktır. Yeniçeriler genelde devşirme askerlerdir. Bunlar Hristiyan çocukların devşirilerek orduya alınmasıyla oluşacaklar. Tımarlı sipahiler ise Türkmen askerler olacaktır. Yeniçeriler başkentin güvenliğinden sorumlu iken tımarlı sipahiler taşrada nerede bulunuyorlarsa o bölgenin güvenliğinden sorumlu olacaklar. Yeniçeriler 3 ayda bir ulufi adını verdiğimiz maaşları alırken tımarlı sipahiler giderleri tımarlı sipahiler tarafından o vergi gelirleri karşılığında karşılanacaktır. Yeniçerilerin ticaret yapmaları, evlenmeleri yasaktır. Tımarlı sipahiler ise başka işlerle uğraşabilir ve evlenebilirler diyelim. Bu şekilde ifade etmiş olalım her ikisini de ve bu kısımla beraber de dersimiz burada sona ermiş oldu. Ödüllü sorumuza geçmeden evvel hemen işlediğimiz konularla alakalı ödevlerimize bakalım. Şimdi 0'dan 10'a tarih kısmında biz bakın bugün sadece ilk 3 üniteye baktık. Siz de büyük ihtimalle yazınızda yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuk Türkiye'sine, Beylikten Devleti Osmanlı siyasetine ve devletleşme sürecinde savaşlar ve askerler kısımdan sorumlu olacaksınız. 0'dan 10 kitabında burada hemen konu kısımlarımız var ve hemen konu kısımlarıyla alakalı hemen sağ sütunda da o sayfanın soruları yer alıyor. Sizler için oldukça faydalı olacak bir süreç olacak burada. Sizler de rahat bir şekilde hem konularınızı okuyacak hem sorularınızı çözecek. En güzeli de bölüm sonlarında yer alan, şöyle şurayı gösterelim. Takta, sıfırdan bitirdik. Takta, şöyle bölüm sonlarında yer alan tak kitabında yazılı provalarında da burada yazılarınızı prova edebilecek ve rahatlıkla yazılarınıza hazırlanabileceksiniz. Tak kitabında da burada kısa uçlu sorularımız var. Yine bunununla beraber boşluk doldurmalarınız var. Test sorularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak ve yazılarından faydalanarak ilk 3 ünite, bakın tekrar söylüyorum, 0'dan 10'dan ve tak tarihten her ikisinden de ilk 3 ünite sizin yazılarda sorumlu olacağınız bölümler olacak. Ödüllü soruma geleyim. Ödüllü sorum şu. Kaçıncı Haçlı Seferi'nde İstanbul Haçlılar tarafından ele geçirilmiştir? Bu ödüllü sorumuzu mutlaka cevaplandırın. Hadi bakalım şimdiden yazınızı tekrar eden sizlere başarılar dilerim. Umarım çok güzel bir puan ve çok güzel bir net alırsınız. Ve bununla beraber de karnenize çok güzel bir not yansıtırsınız. Hepinize yazınıza başarılar dilerim. Hoşçakalın.